Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir FS22 videosuyla karşınızdayım. Umarım güzel video olur ki güzel video olacağına inanıyorum her zamanki gibi. Pardon. Şimdi dostlar bugün ne yapacağız? Şöyle bir fikirler düşündüm ben. En son videoda ikinci bölümde size demiştim yani belki şu tarlayı işte 3'e bölerim falan diye. Diyorum ki bugün bu tarlayı 3'e bölelim. Yani bunu 3'e bölelim. Ve bunu işte yani iki tane daha ufak bir tane daha büyük parça gibi kalacak o. O bir küçük parçayı ve bir büyük kalan parçayı normal tarla gibi çalışırız. Diğer küçük olan parçaya da dostlar diyorum ki bu bölümde zamanımız yettiğince üzüm işine girişelim diye düşünüyorum dostlar. Üzüm ekelim diyorum. Üzüm bağları ekelim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Tabii o işe yaparken de bir taraftan bu tarlayı ekeriz, ekebiliyorsak. Bir de şunu kultive ederiz falan. Bunu çalışmaya çalışırız. İşlemeye çalışırız. Şimdi o karga var lan. İnşallah sesim falan çok gelmiyordur ya şeyden. Şey benim sesim çok gelmez de oyun sesi az gelmiyordur. Çok gelmiyor değil de. Şimdi arkadaşlar bizim kultivatör nerede be? Yani kultivatör burada. Peki bizim bu tarlaya şey gerekiyor mu? Saban maban gerekiyor mu? Abi saban gerekir. Oy gerekiyor. Oy buna saban gerekiyor. Bununla saban gerekiyor. Sen ne diyorsun? Baba o zaman saban alacağız ilk önce. Bu arada büyük ihtimalle dostlar bu ilk 5 ve 6 bölüm baya bir kredi çekeceğiz gibi gözüküyor. Yani bayağı bir kredi çekeceğiz dedim ya toplasan maksimum 200 bin euro kredi çekeriz toplam. Hani de 200 binden fazla zaten kredi çekmeyiz de hani sık sık kredi çekeceğiz diyeyim. Çok çekeceğiz değil miyim? Ama mecbur zaten bu. Hani yapacak bir şey yok. Şu an elimizde birazcık buğday falan var. Onu satmaya çalışabiliriz belki ama çok karlı olacağını sanmıyorum zaten. Bu %11 diyor bunun şeyi. Bizim Zetor'un şey nerede? Zetor da bayağı eski. Zetor'un %55'miş canı. Ama şu Farmtekin yani Romorkunga dostlar bayağı canı şeymiş yani. Canı diyorum. Eskimesi falan kötü durumda şu an. Neyse kredi çekelim biz. Kredi buradan çekiyoruz lan. He. Biraz kredi çekelim. Yani bir şu an dostlar biz bir 98 bin toplamıyoruz. Şu an 105 bin euro şeyimiz var, kredimiz var. Ve toplamda aslında 105 bin euro kredi çektik ama toplamda 106 bin ödeyeceğiz. 1000 euro fazla işte faiz ödeyeceğiz. Faiz eskiden yoktu bu arada şimdi faiz de eklemişler. Bir tane pulluk alalım o zaman. Nasıl bir pulluk alabiliriz diyeceğim. Zaten hani çok seçeneğimiz yok. Hani ya bunu alacağız, şu ya da bunu alacağız. Ben diyorum ki bunu alalım. Zaten bunu çekecek traktörümüz var bizim. Valtra falan bunu çeker. Zetor da bunu çeker diye düşünüyorum. Hatta Zetor'la çekeriz bunu. Yani aynen güzel olur. Zetor'a takarız bunu. Alalım bunu dostlar. Bir bakalım ilk önce ikinci elde var mı? İkinci elde yok. Ben zaten zamanı falan hiç hızlandırmadım. İkinci ele başka makine de gelmedi. O zaman alalım. Nerede sabanlar? Alalım şunu 16.000 euroya. Sıfır bir pulluğumuz olsun. Zaten bunu kullanırız biz bayağı ya. Çünkü 2 metre değil bu. 2,5 metre pulluk. Bunu bayağı süre kullanırız diye düşünüyorum. Alalım. Hemen Zetor'la gidelim. Zetor nerede lan? Ha, gel buraya. Zetorcuk. Gel kardeşim sen buraya. Bunun önüne ağırlık almayız diye düşünüyorum dostlar şimdi. Çünkü lan vites atak. He. At vites. Blok at. At bir blok. Bir blok daha. He, tamam. H blokunda zaten bu kadar. He. Lan çok vites şey istiyor bu. He, lan bunda bayağı vites var. Oy dur dur. Dur sen bir blok düşür. He. Sinyali verelim. Gidelim oğlum. Lan dur nereye çıkıyoruz biz? Kendine gel. Aga çok sıkıntılı ya. Şu an şanzımanı falan açmak sıkıntılı dostlar ama alışacağız. Merak etme yani. Şanzımanı her türlü alışacağız biz. Ver gazı baba. Lan blok bindir. Dur 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 blok indir indir. İndir bloğu burada şimdi döneceğiz. Ver gazı. Hemen bir blok attı arttır. Hadi bakayım. 38. Bir de bir vites arttır son vitese. Hadi bakayım 41. Kardeşim böyle biz de böyle. Zaten dostlar bunun maksimum hızı 41. Acaba şey diyorum bunun maksimum hızı normalde 43 km de biz bunu ikinci yere aldık bayağı eski ya o yüzden mi 41 km maksimum hızı yoksa aslında oyun yani sıfır da alsak yani oyunda bunun hızı 41 mi? Onu dostlar pek bilmiyorum. Düşür blok kardeşim. Lan düşür blok. Ha. Bir vites düşür. Bir blok daha düşür. Yani zaten en düşük bloktaymış tamam sıkıntı yok o zaman. Geri geri. Şey yani şöyle. Gel şöyle kardeşim. Ha, tak bakayım bunu. Tamam ileriki vitese tak. X'e basalım. X'e basalım bunu şöyle yapalım. X'e bas lan. Heh, tamam. Topla bakayım sen pullu. Bu pullun dostlar lastiği yere değil mi? Bu pulluk böyle gidiyor yani. Taşıma şeyi pozisyonu bu pullun böyle dostlar. Yani bazı şey diyebilir yani bu lastiği yere değmiyor falan. Niye katlanmıyor bozuk mu falan. Aslında böyle yani kendisi böyle. Lan arttır bakayım bir vites. At bakayım H'nin 4'e. Yani şöyle bir blok arttır bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Bir de vites arttır. Tamam kardeşim. Bir blok daha arttır H'ye. Tamam. Ya baba yapıyoruz bu sporu be. Yapıyoruz bu sporu be. Nasıl önde ağırlık koymadık ama önde kepçe var ya dostlar hafif bir, çok az da olsa bir ağırlık onlar yapıyor. Bu pulluk için o ağırlık yetti gibi gözüküyor şu anlık.
etti gibi duruyor. Bu tarlayı dostlar biz kultivetmiştik etmiştik ya, onu artık şey yapmayacağız yani, onu pullukla sürmeyeceğiz çünkü kultivettik. Ettik. Onu artık öyle ekeceğiz. Ama diğer o bizim yeni... Lan vites düşür. He. Şey bizim o diğer buğday tat şeyin tarlasını olsa tabii ki de süreceğiz. Hani hazır kultivet etmemişken, hazır tarla işlem gerektiriyorken hani doğru işlemi yapacağız ona. Baz bakayım. Hop bir dört at. Tamam. Zaten 5'e gerek yok. Tarlaya geldik kardeşim. Düşür bakayım bir vites sen. Düşür bakayım bir vites. X'e baz bakayım. Nasıl süreceğiz? Böyle mi? Şöyle değil mi? Şöyle sürecek. Aynen. Böyle de tarla daha uzun. Böyle böyle sürülür bu tarla. Normalde böyle çalışmışlar ama olsun. Biz böyle sürelim bir. Daha olsun. Daha iyi olsun. Böyle çapraz sürelim ki toprak bir kendine gelsin. Toprak bir güzel bir karışsın dostlar. Şöyle bir iyi bir ayarlayalım. Şöyle. Ya bizim şeylerle, Noken askerlerle dostlar. Traktör çok şekil duruyor ya. Valla traktör şekil duruyor ya. İndir bakayım bulursan. Dur dur. Lan dur. Çok yüksek bloktayız. Ha, M bloktan çekeceğim. M bloktan 4L'ye de çekersek. Yok 2K mi isteyecek? 2K aynen. Yo 5L. He 5L tam ideal. 1900-2000 RPM arasında 12L gidiyor. Tam ideal bunun şeyi. Pulluk vitesi bu gibi dostlar. M bloktan 5L vitesi. Yalnız biz yamuk gidiyoruz. Aynen kalacak oradan. Ama saban şey çok iyi lan. Saban efekti falan dostlar çok iyi. Çok güzel gözüküyor saban. Tabi taş maç da çıkıyor. Belki para kalırsa taş toplama ekipmanı da alırız böyle şeyden, en ucuzundan falan da olsa, küçük bir tane var görmüştüm. Ondan belki alırız ve taşları toplarız çünkü taşlar makinelerinizi bayağı şey veriyor. Makinelerinizi falan bayağı zarar veriyor. Makinelerimize zarar gelsin çok istemeyiz yani. Makinelerimiz olabildiğince sağlam kalsın isteriz. Olabildiğince onarım gerektirmesini isteriz arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü şu anda garajımız yok. Ve garajımız olmadığı için de makinelerimiz onarım falan gerektirirse bizim için çok tuzlu çıkacak. Mağaza garajı, mağazaya götürüp orada bakım serviste bakım yaptıracağız. O da güzel bir şey değil gerçekten yani. Sıkıntılı bir iş. Yalnız bakın dostlar pulluğa girince bayağı batıyor traktör yani. Bak şimdi. Bak şimdi kanka hop. Bak şu traktör nasıl batacak şimdi bak. Hop. Çize girdi. Hop battı bak. Çize girdi, traktör bayağı battı yani burada. Kapat farları tabii kardeşim. Bas gaza. Aman. Tamam coşturacağız böyle. Böyle coşturacağız. Yani bir diğer başa kadar gideyim dostlar, sonra içe salırım. Yalnız kargalar margalar çıkıyor, güzel lan. Ortam iyi yani, ortam canlı. O güzel dostlar. Bunu ben başa varınca şimdi döndürüp en son bir içe salırım. Ondan sonra da bizim bu tarla bölme işine bakarız. Bu da burada işte çalışır arkadaşlar. Çalışır çalışır. Hadi bakayım. Kaldır bakayım kardeşim. Hop lan. Pullu indiriyordu yere he. İndiriyordu pullu yere. Döndür bakayım pullu sen bir. Gel bakayım buraya şimdi. Gir bakayım sen çizine. Tamam. Kardeşim indir pullu. Ver gazı. Verdim işçiye seni ben. Tamam. Tamam işçi böyle böyle çalışacak dostlar. Yani eski meski ama yani şey Zetor 170 beygir dostlar biliyorsunuz. 171 beygir falan. Pulluk 160 beygir istiyor. Zetor çok ikinci el aldık. Çok aslında 170 beygir değil. 150-160 beygir civarıdır. Ona rağmen çok rahat çekiyor yani. Bayırda mayırda. Ya bakın burada bir zorlandı. Vites düşürdü hemen. İşçi kendi yaptı. Ya çok iyi aga. Mükemmel yani. Mükemmel. Şimdi burada mesela zorlanıyor. Bak vites düşük viteste kalktı. Sonra vites attı. Ya güzel. Güzel yani. Bu işler güzel. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Bu tarlayı böleceğiz ama nasıl böleceğiz bunu? Biz bunu ektik ya aslında. Biz bu tarlayı ektik. Bu tarlayı aslında bölemeyiz şu an. Çünkü ikili tarla bu. İkili tarla olduğu için aslında şu an bölmesek bunu çok daha mantıklı yani. Bir büyüsün bu. Ondan sonra şey yapalım. Bu arada arkadaşlar ben mevsimleri şey ayarlamıştım ya. Nerede mevsimler? Mevsimler nerede? Şurada değil mi? Yani mevsimleri 2 gün ayarlamışız biz. Ay başına 2 gün düşüyor dostlar ama bunu ben ay başına 1 güne şey yapacağım. Değiştireceğim. Aynen. Çünkü dostlar bunu yapmamın sebebi şey hani ay başına 1 gün düşer zaten en düşük o. 12 tane ay var ve her ay 1 gün olduğunda oyunda 1 yıl geçmesi için 12 gün geçmesi gerekiyor. Yani 12 günde 1 yıl değişecek. Yani en az o. Bence de o da mantıklı olan çünkü
2 gün düşerse 24 gün geçecek oyunda bir yıl geçmesi için, yani bir mevsim geçmesi için. Yani bizim tarlaları bir kere hasat edebilmemiz için oyunda 24 gün geçmesi gerekecek 2 günde. O olmuyor. O yüzden bir güne çektim şu an. Ama o da şu an hemen devreye girmeyecek. Bir sonraki mevsimde devreye girecek. Yaptığınız ayarlar bir sonraki mevsimde devreye giriyorlar. O birazcık sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Bu burada çalışsın. Aa! Lan ne yaptın sen? Lan sen ne yaptın? Aa, deliye bak. Lan ben yanlışlıkla galiba dostlar yanlışlıkla galiba demin Y'ye basmışım. Aynen ben demin yanlışlıkla galiba Y'ye basmışım dostlar. Neyse bunu ben peyzajdan düzeltirim ya. Hiç sıkıntı yok yani onu hallederiz. Hem peyzajı biraz göstermiş olurum sizlere burada. Boyama şuradan geliyoruz. Yani şöyle hop hop. Bitti gitti. Burada zaten çim büyüyecek dostlar sonra zaman geldiğinde. Ya çok yavaş gidiyor lan bu şeyde. He, uzatınca uzaklaşınca şey yapıyor. Tamam. Buraları da şöyle bir şöyle yapalım. Tamam. Burada taş çıkmış lan. Neyse bu çim dostlar büyüyecek merak etme yani. Sıkıntı çıkmaz burada. Güzel. En azından peyzajı sizlere göstermiş olduk. Ben diyorum ki tavuk mu alsak ya? Bir tavuk kümesi mi kursak bu bölümde dostlar? Önümüzdeki bölümde falan artık önümüzdeki bölümlerde bu tarlaları falan böleriz. Ben hatta video dışında falan bu ekme bir şey yapmışları bitiririm. Önümüzdeki bölümde ona göre uygun gelirim dostlar diye düşünüyorum. Bence bir tavuk kümesi alalım aga. Değil mi? Bir tavuk kümesi bize sarar gibi. Onu peyzajdan alacağız tabi. Hayvanlara gideceğiz. Tavuklar diyeceğiz. Şimdi bir 6000 euro küçük tavuk kümesi var. 30 tavuk alıyor. Bir de bu var. Tavuk kümesi. Çok büyük ve otomatiğimsi tavuk kümesi. 360 tavuk alıyor. Ve 79.000 euro. Çok büyük bir şey de değil dostlar. Böyle çok küçük yani. Aslında buraya kurabiliriz onu. 79.000 euro şu an bizde var. Ama yani bilmiyorum parasını çıkarabilecek mi bu. Ama isterseniz bunu da kurabiliriz aslında. Yani direkt baştan ufaktan başlarız işe yani bir tavuk işini otomatiğe başlayıp tavuğa abanıp tavuktan para çıkarmaya çalışırız. Ben olur mu olur. Yani bence yapılır dostlar. Vallahi hani şu an canım istemiyor değil yani canım çekmiyor değil yapılır yani. Şuraya çok güzel kurabiliriz mesela. Veya şuraya. Hani aynen şuraya falan. Şuraya aynen ya şuraya çok iyi olur yani. Şuraya çok güzel kurabiliriz. Arkadaşlar onu. Olur mu ya? Ne diyorsunuz aga? Yapalım mı? 79 bin euroya. Bence yapılır çünkü tavukta sadece buğday, arpa veya işte sorgum istiyorlar. Onu veririz. Hem de bu 360 tavuk olduğu için buradan çok güzel para yani 300 tavuk alırız şimdi mesela. Ona göre çok iyi para kazanırız falan. Abanılır yani 70 bin euro. Bence iyi. Bence mantıklı arkadaşlar. Bir kuralım ya. Zaten biz canlı yayın serimizde şeyi bu 6000 euro olan küçük küçük tavuk kümesini kurduk. Burada da bunu kuralım. Daha mantıklı olur Fransa'ya göre daha böyle tatlı olur bence. Allah dostlar kurdum. Bilmiyorum kurdum 79 bin euro verdik. Bence güzel oldu. Bunu satmak istesem mesela kaça satacağım? O direkt otomatik yarı fiyatı iniyor falan. O beni üzdü. Şimdi aslında peyzajı yine git gireceğiz. Şuradan boyama diyeceğiz. Buradan tabii şimdi boyayacağız bir de. Burada tabii işin boyama kısmı var. Değil mi dostlar? Bu değil. Bu da değil. He oğlum burada daha tekçiler varmış. Lan benim bunlardan haberim yok. Aa. Bu texture hangisi? Bu texture yok. Şu texture yok bizde burada. Galiba. Aynen. Aynen bu texture bizde yok. Neyse şunu da yaparız bizde. Sıkıntı yok o kadar. Şu çakıl makıl şuralar şöyle yapılabilir. Hatta buraya çakıl yapalım ya. Aynen niye böyle şey yapıyoruz ki? Bunu şöyle yapalım. V'ye basalım. Ne? Bir de bir tık büyütelim. Bunu şöyle çakıllı makıllı yapalım. Şuradan dostlar şöyle bir patika gelsin. Arkaya böyle. Oo, mis. Şöyle şuradan arkaya patika gelsin. Tamam. Ha şöyle. Sonra dostlar buradan böyle. Böyle yol gelsin buraya. Bir de şuradan şöyle bir yol gelsin. He. Tamam bence böyle iyi ya. Bence çok tatlı oldu yani. Bence baya tatlı oldu dostlar. Ne diyorsunuz? Bence baya tatlı oldu abi. Güzel oldu yani. Benim hoşuma gitti şu an. Baya otomatik bir tavuk çiftliğimiz var şu an. Ya otomatik bilmiyorum da bu büyük olanlar bildiğim kadarıyla otomatik hayvan çiftlikleri oluyorlardı. O yüzden otomatik diyorum. Yoksa emin değilim otomatik mi de. Neyse bakarız şimdi görürüz. Bir bakalım. Ne istiyor şimdi baba? Buradan tabii yumurtalar çıkacak. Buradan tavuklar var.
Tavuklar buraya gelecek. Buraya yani buraya silo boşaltacağız işte şeyi. Buğdayı falan sorgumu. O buradan otomatik besleyecek onları. Bak o güzel tarafı işte o bunun. Diğerinde öyle bir özellik yok. Ama buradan hayvan alamıyorum ben şu an. Niye? Niye hayvan alamıyorum? He. Yo. İçeri mi girmem lazım? Yo. Hayvan alamıyorum buradan. He aldım. Tamam birazcık bug'lıymış onun. Alma trigger dostlar. Şimdi 5'e beşer euroya civcivler alabiliriz ve onlar bize belli bir süre sonra full büyüyünce yumurta vermeye başlayacak veya 50'şer euroya direkt hazır yumurtlayan tavuklar alabiliriz. Bence direkt 5'er euroya bunlardan da bunları besleyip büyütmek daha mantıklı çünkü arada 10 kat fiyat farkı var. Bence bunları almak çok daha mantıklı olacak bizler. Yani zaten çok paramız yok şu an. Bir de 300 tane alacağız hani. Şöyle yapalım. Basılı tutsak. Yok. Oğlum basılı tutunca da olmuyor bu. Yok dur lan. Basılı tutunca da olmuyor. He maksimum 50 tane alabiliyoruz. Mu? He yok. Maksimum 60 tane mi alıyoruz? Satın al dedim. 360 euroya aldık bunlardan. Bir 60 daha aldım. 120 oldu. Tamam o zaman. Bir 60 daha al. 180. Hadi bir 60 daha al bunlardan. 240 oldu. Bir 60 daha alacağız. Zaten direkt 300 olacak işte. Tamam bir 60 daha aldık. 300 bir de bir tane horoz olacak işte 5 euroya. Bak ondan bir tane ver bana. Tamam. Bir tane de horozumuz var işte. Yaklaşık 1500 euroya hepsini almış olduk dostlar. Baya iyi yani bence. Hemen gidelim şey yapalım şimdi. Bizim... Lan ne oluyor? Ha tavuklar burada. Ses çıkıyor dedim ne oluyor? Güzel. Bakın dostlar tavuklarımız falan var burada. Bu kapı açılıyor mu? Ha bu da açılıyor. Güzel. He. Ha buradan görüyoruz. Kaç derece falan filan. Ama bir özelliği yok. Aç bakayım kapıyı sen. Değil mi? Özellik falan aynen yani yok burada. Buradan tavukların yanına girebiliyoruz falan. Bu kapıyı da aç kardeşim ya. Hayvanlar kapalı mı kalacak? Açık kalsın hayvanlar. Mis gibi. Hemen yem getirelim. Su falan gerekmiyor tavuklara. En azından diğer çiftlere gerekmiyordu. Buna da gerekmiyor diye düşünüyorum. Kardeşim bırak bu balya makinesini buraya sen. He. Lan at vitese. Lan at bir blok. Ha zaten en büyük bloktaymış o. Şimdi bu blokta yeterli olur mu bize? Yeterli olmaz. Tamam. Bu blok bize yeterli olan. Zetor durmuş. Ramuk'tan ötürü. Neyse biz zaten Ramuk'u alacağız. Zaten Ramuk'u alacağız dostlar. Sıkıntı yok yani bizim için. Kardeş sen çalışmaya devam et. Zetorcuğum. Ben de Ramuk'umla şey götüreyim. Biçtiğim buğdaylardan götüreyim. Hop. Aynen 11 oha 11 bin litre buğday var bizde. 11 bin litre buğdayla biz bayağı besleriz gibi bence şeyleri. Tavukları bizim. 5600 litre aldım ama dur ya. Fulleyelim bunu çünkü onların zaten depoları var ya orada. He 8000 litre fulle. Zaten onların depoları var orada. Yalnız traktörü yüksek viteste kaldırdık biraz. O biraz sıkıntı. Ama dostlar alışacağım. Yani şey diyenler vardı dün akşam yayında. Bu arada bu akşam yine yayın olacak haberiniz olsun. Artık her akşam Türkiye saatleri yani sizin saatinizde akşam 7'de yayın var. Haberiniz olsun. Dün akşam şey diyenler vardı işte yüksek viteste traktörü kaldırma falan ama isteyip de yapmıyorum ya. İnsan unutuyor sonuçta. Böyle bir şey normalde yapmıyoruz biz. Normalde böyle oynamıyoruz yani. Şu an bu oynanış tarzına geçtik. İnsan şey yapıyor. He. Boşalt bakayım kardeşim. Bu mu kaçtı lan? Boşalt bakayım kardeşim. Kaç bin litre deposu var acaba bunun? Hiç bilmiyorum yani. Herhalde hayvanlardan görebiliyoruz ama bakmadım. Bakarız şimdi. Boşalt bakayım. Boşalt bakayım kardeşim. Tamam. Lan Romok sesi çok güzel be. Şuradan lan dur. Heyecan çiçekleri. Heyecan benim evin çiçeklerini. Aynen bir şuraya bir çakıl yol yapsak daha iyi olacak. Çünkü oradan geri buradan gideceğiz biz her zaman. O belli oldu artık. Şuraya duralım biz. Baba şimdi şöyle yapalım. Bakalım buradan hayvanlardan. Aynen tavuklar var. Toplam 8000 litre getirdik. Biraz daha yer var. Aynen çok az daha yer var. O zaman çok az daha yer varsa biz burada zamanlık hızlandırabiliriz yani niye hızlandırmıyoruz ki? 120x yapalım dostlar zamanlık hızlandıralım zaman geçsin. Hem tavuklarımız büyüyecek hem de yapacak zaten işimiz yok mevsim geçmesi lazım. İki tarlamızı ektik üçüncü tarlayı sürüyoruz yani. Onlar büyümesi lazım artık.
3000 litre değil. Neyse 1700, 1700 litre daha ben şey yapayım. Biraz daha götüreyim oraya. Tam da full olmasın şimdi o kadar. Zaten bu bayağı yeterli olur herhalde onlara bu şey. Bu buğday dostlar. Boşalt bakayım kardeşim. 600 litre kaldı bile. Tamam, o zaman bunu gidip yerine boşaltalım. Bunu gidip buraya boşaltalım. Sonra da şu tayarı salacağız, kultive etsin değil mi dostlar? Ya da masaya mı salacağız? Bilmiyorum. Şu tayarı salabiliriz. Hadi şu tayarı salalım hadi ya. Roramuk'u burada bırakalım. Lan Roramuk hadi aç kapıyı ya. Lan aç kapıyı hadi. Kapıyı açmıyor. Heh, boşalt oğlum ya. He. Bırak onu. Kendi kapanır orada. Al bakayım şu tayarı sen şimdi. Al bir vites. Şu tayarı da 41 gidiyor. Zetor da 41 gidiyor. Bu da 41 gidiyor dostlar. Elimizdeki en hızlı traktör galiba Valtra. Bildiğim kadarıyla Valtra. 43 gidiyordu ya da 42 mi? Kaç gidiyor lan bu? Valtra 42 gidiyor aynen. Mazda elimizdeki en yavaş traktör. O 39 gidiyor. Maalesef ki bakın. 39 gidiyor abi. Lan bırak kultüratör yerine. Lan bırak. Mazda'yı. Bırak lan. Bir tayara takalım dostlar kultüratör. İşte ayrı bir kultüratörde bir deneyelim. Bakalım ne yapıyor. Önüne ağırlık falan koymayacağım. Kultüratör zaten küçücük yani. 2,5 metre kultüratör. Hafif çocuk. Yani normalde 60 beygir traktörü takılacak kultüratör dostlar. 60-70 beygir traktörlük kultüratör. Yani düşür vitesleri. Yüksek viteste kalkıyoruz burada. Hop. Ver gazı. Hop. Ver gazı. Steyr da tabi bayağı kuvvetli arkadaşlar. Çok rahat çeker bunu. Steyr benim kadar Mazda'dan bir tık daha kuvvetliydi. Lan dur ben ne yapıyorum ya? Lan bu kultüratör gerekmiyor ki bize. Ben şu tarlayı kultüre edeceğiz diye hatırlıyorum. Onu ben ektik zaten. Biz ektik onu zaten. Onu kultüre etmeyeceğiz dostlar biz. Şunu kultüre edeceğiz biz diyeceğim de bunu da kultüre etmeyeceğiz. Çünkü zaten bizim şeyde mibzerde rotatör özelliği var. O yüzden bir şey kultüre etmeyeceğiz aslında. Biz şu an hazırız. Biz şu an hazırız aga. Bunu koyacağız yerine. Hiç kultüratör mutlatör kalmadı yani işler. Kafam karıştı ya. Kafam karıştı oğlum ya. Ne yapayım? Kafam karıştı baba. He. Ver bunu buraya. Bas gaza. Ver gazı. Ooo mis. Tamam. Şimdi şeye bakalım. Zetor'a bakalım ne yapıyor. Zetor çekiyor bayağı. Ya anıra anıra. Koparıyor gidiyor. Zetor koparıyor gidiyor dostlar. Vallahi. O zaman dostlar bu videoyu burada bitirelim. Yani bu bölümü bu kadar diyelim. Çok fazla inanılmaz bir şeyler yapamadık ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki bölüme kadar artık dostlar ben oyunda bir zamanını yine hızlandırırım. Bir oyundan az 2-3 gün geçtiririm. Öyle başlarız öbür bölüme artık. Bir sonraki bölüme ki yapacak işler olsun. Yapacak bir şeyler olsun. Ve öyle yani başka şu anlık yapacak çok fazla işimiz yok herhalde. Bir şey unutmadıysam ben. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar unutmayın. Bu videoya 1000 like geldiği an bir sonraki bölüm hemen paylaşılacak. Bu bütün şu an FS22 videolarımız için geçerli bir şeydir. Son attığım FS22 videosuna 1000 like geldiği gibi bir sonraki video yani bir sonraki FS22 videosu hemen paylaşılıyor dostlar. Haberiniz olsun. Yani bu videoya like abone abi çünkü 1000 like geldiği gibi 1000 like olduğu gibi hemen hop diğer video gelecek. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Adam farları açtı bak karanlık oldu diye. Kendi açtı ben dokunmadım. Kendinize bakın dostlar. Aşağıdan Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bugün normalde bizim Media Monsters FS22 sunucusunu açacaktık. Ama bugün açamadık. Yarın açacağım büyük ihtimalle onu. O sunucuya dostlar bütün Media Monsters izleyicileri girip oynayabilecekler. Yani öyle bir ücretli bir şey değil şu anlık. Girip FS22'ye oynayabileceksiniz orada beraber. Benle beraber. 16 kişilik bir sunucu olacak. Böyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Bay bay.